Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Bildiğiniz üzere Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinden, birçok ülkesinden çok fazla sayıda insan Silikon Vadisi'ne taşınma, buradaki büyük teknoloji şirketlerinde çalışma, buradaki startuplarda çalışma ya da kendi girişimini yapma hayali kuruyor, buraya gelme hayali kuruyor. Ve geliyorlar gelebilenler. Fakat işin bir de başka bir yüzü var. Buradaki insanlarda, burada teknoloji şirketlerinde çalışan, girişimlerini yapan insanlar, burada yaşamış insanlar da bir süre sonra buradan taşınmak istiyor. Yani ve taşınmak istemekle de kalmıyor. Hakikaten de taşınma işlemini buradan Amerika'nın ya başka yerlerine ya da farklı ülkelere taşınıyorlar burada, buradan, buradan düzenli olarak. Yani bir yandan çok sayıda insan buraya gelmeye çalışırken buradakiler de tam tersi buradan kaçmaya çalışıyor. Bugün biraz bunun hakkında konuşacağız. Özellikle şu sıralar içerisinden geçme, geçmekte olduğumuz bu pandemi sürecinde büyük teknoloji şirketlerinin de özellikle uzaktan çalışma ile ilgili aldıkları gelecek için bazı kararlarla da beraber bu buradan taşınma isteğinde olan insanların sayısını bir hayli artırdı. Biraz bugün bu insanlar niye burada yaşamak istemiyor? Niye buradan gitmek istiyorlar? Bu büyük şirketlerin bu alacakları kararla ileride gerçekten buradan çok büyük bir taşınma olur mu? Buranın nüfusunu azaltacak bir seviyede. Ve aynı zamanda da bu şirketlerin aldıkları uzaktan çalışma kararları özellikle uzakta olan insanları nasıl etkiliyor? Türkiye'deki insanları, Amerika'nın başka yerlerinde olan ya da farklı ülkelerde olan insanları nasıl etkiliyor? Onlar için nasıl fırsatlar doğuracak? Biraz bu konular hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle aslında bu konuyu ben pandemi öncesinde de çekmeye planlıyordum. Çünkü dediğim gibi pandemiyle aslında alakalı bir şey değil bu buradaki insanların buradan gitme niyetinde olması. Fakat pandemiyle hızlanmış ve bu niyet artmış olmakta. Ben aslında bu video konusunu çok önceden seçip hazırlığını da biraz yapmıştım pandemi falan başlamadan önce. O yüzden elimde biraz veri var. Biraz pandemi önceki verilere paylaşarak başlamak istiyorum sizlerle. Mesela 2019 senesinde yapılan bir anket var. Bu ankete göre, bu ankette 18 ile 34 yaş arası Silikon Vadisindeki teknoloji şirketlerinde çalışan insanlara sormuşlar ve bu sordukları insanların 41'i bir sene içerisinde San Francisco'dan Silikon Vadisinden taşınmak niyetinde olduğunu belirtmiş. 41'i neredeyse yarısına yakını. Aynı ankete göre yine sordukları insanların yarısı artık Silikon Vadisi'nde işe alım ve kaliteli insan iş gücü bulmanın çok zorlaştığını söylemiş. Yine aynı grubun %49'u Amerika'da başka bir merkezin yakın zamanda Silikon Vadisi'ne çok büyük bir rakip olarak ortaya çıkacağını söylemiş ve %74'ü de Çin'in çok büyük bir rakip ve tehdit olacağını söylemiş. Ana konumuza dönecek olursak %41'i pandemi öncesi daha bu şeyler ortada yokken zaten buradan gitme niyeti olduğunu belirtiyor. Ve bu arada şunu söylemekte de fayda var. Yani bu sadece niyette ya da söylemde kalmıyor. Hakikaten her sene belirli bir sayıda insan bu niyeti gerçeğe dönüştürüp buradan taşınıyor. Fakat burada öyle bir sörkülasyon var ki birileri taşındıkça farklı yerlerden, Amerika'nın başka yerlerinden ya da farklı ülkelerden çok fazla sayıda insan geldiği için Nüfus artmıyor. Aslında net olarak e, art e, nüfus azalmıyor pardon. Net net olarak arttığını bile söyleyebiliriz. E, ama çok düzenli insan geldiği için o gidenlerin aslında çok farkında olamıyoruz. Bir başka okuduğum yazıda da biri e, şöyle bir benzetme bir analoji yapmıştı. Çok hoşuma gitti. Gerçekten de katılıyorum bu analojiye. San Francisco'yu bir silikon vadisini 4 senelik bir üniversite eğitimine benzetmiş. Yani insanlar buraya Amerika'nın çeşitli yerlerinden ya da farklı ülkelerden geliyorlar. Bir üniversiteye bir yere gider gibi. Burada 4 sene, 5 sene artık ne kadar kalıyorsa burada inanılmaz bir birikim toparlıyorlar. Çevrelerini yapıyorlar, tecrübe kazanıyorlar. Burada çok büyük bir bilgi birikimi kazanıyorlar. Fakat bu belirli bir noktaya geldikten sonra da bu bilgi birikimini ve bu çevreyi buradan kazandıkları değerleri alarak Asıl yaşamak istedikleri, asıl rahat yaşayacakları yerlere gidiyorlar. Bu gerçekten çok doğru. Yani adeta üniversiteyi bir yere gidiyorsun ve sonunda asıl nerede yaşamak istiyorsan oraya taşınıyormuşsun gibi. Burası, hakikaten bu benzetme doğru buluyorum ben bunu. Ve şimdi bu gitme isteği, burada kalmama isteği iyice artmış durumda. Özellikle, bilmiyorum takip ettiniz mi haberlerden, birçok tek, büyük teknoloji şirketi artık gerçekten uzaktan çalışmayı bütün toplam iş gücü için bir önemli bir e, opsiyon olarak değerlendirmeye başladı. Bunun öncü öncülerinden de Twitter ve Square biliyorsunuz ikisinin iki, iki çok büyük teknoloji şirketi. İkisinin de CEO'su ve kurucusu Jack Dorsey. E, onun açıklamalarına göre şöyle bir karar aldılar. Bir kere bu senenin sonuna kadar zaten herkes evden çalışıyor. Onun kararı verildi. Fakat bu sene bittikten sonra da her isteyen tamamen çalışanın e, isteğine kalmış vaziyette. Uzaktan çalışmaya devam edebilir. Bunun kararını aldılar bile. Yani artık Twitter ve Square çalışanları, binlerce insan eğer hakikaten o ofisin içerisinde olmaları gerekmiyorsa ne bileyim güvenlik vesaire gibi e, görevler tabii bunun dışarısında. Bak uzaktan çalışabilecek herhangi bir e, işiniz varsa artık sonsuza kadar e, o şirkette çalıştığınız süre boyunca uzaktan çalışabiliyorsunuz. Bu bir bu dalgaya Facebook da katıldı. Mark Zuckerberg çeşitli açıklamalarda bulundu. Bu da aynı dalgaya katılıyor ve diyor ki en az 5-10 sene içerisinde Facebook'un iş gücünün çok büyük bir kısmını uzaktan çalışabilir bir hale getireceğiz diyor. Ya yani bunlar çok büyük kararlar ve ben siz de katılacaksınızdır eminim. Bu tarz büyük şirketler, bu kadar vizyoner insanlar bu tarz kararları böyle ani alan insanlar değiller ve aldıkları zaman da bu kararların arkasında duran insanlar. Yani şimdilik böyle geçici bir pandemi durumu varken e, ani şekilde alınmış belki sonra kararlarımızı değiştiririz şeklinde alınan kararlar olduğunu düşünmüyorum. Hakikaten artık bazı şeyler bu pandemi sürecinde belli oldu. Nelerin yapılabileceği nelerin yapılamayacağı insanların kafasında oturmaya başladı ve bu şirketlerde artık bunun kararını almaya başladılar. Ve tabii Twitter ve Facebook bunun öncüsü. Bunlar bu işi oturtmaya başladıktan sonra bunun devamı bana soracak olursanız çorap söküğü gibi gelecek. İrili ufaklı birçok teknoloji şirketi artık uzaktan çalışmayı çalışanlarına çok büyük bir imkan olarak sunmaya başlayacak. Çünkü aslında işin özüne baktığınız zaman iki taraf için de çok büyük avantajları var bunun. Yani işveren açısından da burada e, ofis kiraları olsun vesaire, orada çalışanlarına verilen çeşitli değerler, onların kullanımına sunulan çeşitli hizmetler. Çok büyük masraflar aslında bunlar. Diğer taraftan da çalışanlar için de dünyanın herhangi bir yerinden çalışabilme imkanı inanılmaz büyük bir nimet düşünüldüğünüz, düşündüğünüz zaman. Çünkü işinizi yapıyorsunuz ve istediğiniz yerde yaşayabiliyorsunuz. Kazandığınız parayı belki daha yaşam masraflarının düşük olduğu yerlerde e, harcayabiliyorsunuz, daha yüksek hayat kalitelerine ulaşabiliyorsunuz vesaire. Yani belirli bir yere çakılmıyorsunuz. O anlamda ben iki taraf için de böyle bir gidişatın hayırlı ve iyi bir şey olduğunu e, düşünüyorum. Ve tabii bu haberler çıkmaya başladıktan sonra Twitter, Facebook gibi şirketler bu açıklamaları yaptıktan sonra çeşitli araştırmalar yapılmaya devam edilmiş. Sanırım Facebook kendi içerisinde de bir araştırma yapmış. Onu da Mark Zuckerberg açıklamıştı. Bir araştırmaya göre bu pandemi sürecinden ve bu açıklamalardan sonra teknoloji sektöründe çalışanları sorduklarında her 3 kişiden ikisi eğer uzaktan çalışma imkanı verildiğinde burada kalmayacağını ve başka bir yere gideceğini açıklamış. Tabi bu arada şunu da belirtmek lazım. Burada bayağı bilinmeyen hala olmaya, var olmaya devam ediyor. Mesela bu bilinmeyenlerden en büyüklerinden bir tanesi uzaktan çalışan San Francisco'da Silikon Vadisi bölgesinde değil de başka yerlerden çalışan insanların maaşlarında çeşitli düzenlemelere yaşadıkları yerlere göre gidilip gidilmeyeceği. Bu hala bu şirketlerin oturtmaya çalıştığı ve e, belirleme, e, belirlemeye çalıştığı bir konsept, bir e, soru işareti. Bana soracak olursanız artık şirketler dünyanın her yerinden alımlar yapmaya başlayacak ve doğal olarak da verdikleri maaşlarda o insan neredeyse onun yaşam standartına benzer bir şekilde bu maaşlar belirlenecek. Yani Silikon Vadisi'nde işte çok üst düzey bir maaş alan biri işte Türkiye'den Facebook birini tuttuğunda aynı maaşı almayacak diye düşünüyorum. Zaten çok da mantıklı açıkçası olmaz. Peki o zaman yani burası bu kadar mükemmel bir yerse, herkes buraya gelmeye çalışıyor, dünyanın en iyi şirketleri, en başarılı şirketleri buradan çıkıyorsa İnsanlar niye buradan kaçmaya, başka yerlerde yaşamak için buradan taşınma niyetine girişiyor? Bunu birazcık sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun en büyük sebebi, sebeplerinden bir tanesi, belki de en büyüğü... ...buradaki yaşam masraflarının gerçekten ama gerçekten çok yüksek olması. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ortalama, bunu birkaç videomda da söylemiştim, burada ortalama... Bir oda, bir salon, normal, averaj bir yerin aylık kirası 3.500 dolar. Yani bu sadece kira olarak da kalmıyor, yeme, içme, o su, bu su derken buradaki yaşam masrafları en azından Amerika'nın geri kalanıyla kıyaslayayım, Türkiyeyle falan kıyaslamıyorum. Gerçekten ama gerçekten çok yüksek. Belki 2-3 kat, bazı yerlerine göre 4 kat daha yüksek. O yüzden insanlar ee, çok yüksek maaş aldıklarında bile Amerika'nın geri kalanına nazaran hala aslında hayat kaliteleri çok yüksek olmuyor. Adam diyor ki ya belki maaşım %20 azalır ben Amerika'nın başka bir yerine taşınırsam ama vereceğim kira üçte birine iner ve gerçekten de böyle bu iş. Özellikle yazılım mühendisleri için. Onun da ötesinde finansal taraf en önemlisi. Onu geçtim. Burası milyar dolarların hatta trilyon dolarların döndüğü bir ekonomi olmasına rağmen San Francisco şehri üzerinde konuşuyorum. İyi yönetilen bir şehir değil. Gerçekten yani bazı noktalarına baktığınız zaman insan gerçekten hayret ediyor. Yani yolların kalitesi olsun, temizlik olsun, altyapı çalışmaları olsun. Yani bu kadar para dönen bir yerde bunların bu kadar geri kalmış olması İnsanı gerçekten bazen çıldırtacak seviyeye ulaşabiliyor. Yani adamlar bir yol inşaatına başlıyor. 3 sene, 4 sene gerçekten abartmıyorum bunu. Bir tane ufacık 1 kilometrelik bir metro yapacaklar şehir içine. 8 sene oldu. Abartmıyorum. Açın internetten bak bakabilirsiniz. Chinatown metrosu diye. Evet. Bunun da ötesinde şehir, bunlar tabii yani aslında çok da direkt bizi etkileyen şeyler değil. Ama şehrin ne kadar kötü yönetildiğine delalet eden şeyler, olaylar. Onun dışında başka burada insanların şikayet ettiği başka konulardan biri de kültürün çok tek düzeleşmesi. Aslında bunun üzerine bile tek başlı başına bir video çekilebilir. Çok enteresan noktalar var burada da. Yani bu teknoloji kültürünün tamamen şehrin kültürünü ele geçirmiş olması... İnsan tipinin tamamen tek düzeleşmiş olması, işte genç 22 ile 35 yaş arası çoğunluk, hepsi teknoloji şirketlerinde çalışıyor, hepsinin ilgi alanları aynı. Yani sokağa çıktığınızda adeta tek düze insanlar ordusu ve San Francisco geçmişine ve tarihine baktığınız zaman aslında çok sanat, kültür olarak çok ileri ve renkli, cıvıl cıvıl bir şehir. Ben bile, ben burada 13 senedir yaşıyorum. Ben bile son 13 senede bunun değişimini ve tek düzeleşmesine şahit oldum diyebilirim. 80'lerde, 90'larda burada yaşamış insanlarla konuşsak kim bilir bize neler anlatacaklar. Burada nasıl farklı bir şehir olduğunu, her türlü insanın burada yaşadığını, işte sanatçısından mimarına vesaire her alandaki insanın burada yaşadığını anlatacak. Ama şu anda çok tek düze kültürü olarak da insan olarak da bir şehir var. Herkes teknoloji alanında çalışıyor. Herkes işte belirli bir gelir seviyesinin üzerinde. Bu da insanı biraz açıkçası bir yerden sonra boğmaya başlıyor. İnsanlar bundan da sıkılıyor. Peki bu şirketlerin artık uzaktan çalışmayı daha yaygın hale getirecek olmasıyla beraber... Ne gibi sonuçlar bizi bekliyor? Silikon Vadisi artık bütün özelliğini kaybedecek mi? İnsanlar buradan tamamen komple taşınacak mı? Buranın nüfusu azalacak mı? Başka yerler mi Amerika'nın yerinde yoksa dünyanın farklı ülkelerinde teknoloji merkezleri olarak çıkacak? Biraz bunlar hakkında öngörülerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu söylemek gerekirse gerekir ki buradan binlerce insanın taşınacak olması özellikle pandemi sürecinin sonunda artık yavaş yavaş bu seyahat kısıtlamaları kalkmaya başladık kalkmaya başladığıyla beraber binlerce insanın buradan taşınacağını ben öngörebiliyorum kesinlikle buradan insanlar taşınmaya başlayacak ve çalıştıkları şirketleri uzaktan taşınma çalışmaya devam edecekler o yüzden yavaş yavaş bu silikon vadesinde yoğunlaşan o girişimcilik ve teknoloji bilgi birikimi aslında iyi bir şey olacak ve Amerika'nın çeşitli yerlerine ve dünyanın çeşitli yerlerine birazcık daha homojen olarak yayılmaya başlayacak. Bu bence bana sorarsanız iyi bir şey olacak. Öte yandan Silikon Vadisi'ni Silikon Vadisi yapan bazı özellikler var. Bunlar buradaki girişimcilik ekosisteminin çok uzun yıllar öncesinden temelinin atılmış olması ve çok sağlam bir şekilde burada e, kökleş, kök salmış olması. O yüzden burada birçok insanın buradan gidecek olması aslında bu altyapının bozulacağı anlamına bana soracak olursanız gelmiyor. Bu altyapının bazı bileşenleri nelerdir? Mesela bu VC şirketlerinin yani risk sermayesi şirketlerinin bu para kaynağının şirketlerinin burada olması. Onlar burada olmaya devam edecek. İnovasyon merkezi olan çeşitli üniversitelerin burada olması. Stanford, UC Berkeley gibi üniversitelerin burada olması. Buraya düzenli olarak öğrenci çekmeye devam edecekler. Düzenli olarak buraya girişimci basmaya tabiri caizse devam edecekler. O yüzden ben şöyle görüyorum biraz. Bence girişimcilik ve teknoloji şirketleri ekosisteminin ya da dünyasının yine elit kısmı silikon vadisinde bulunmaya devam edecek. Fakat bu şirketlerin çalışanları, yazılımcıları, pazarlamacıları vesaire biraz dünyanın ve Amerika'nın çeşitli yerlerine biraz daha homojen dağılacak. O yüzden artık aslında bu durum Türkiye'de bulunan insanlar için mesela çok büyük bir fırsat. Şu anda yapmamız gereken şey bana soracak olursanız Türkiye'deki insanlar için konuşuyorum. Silikon Vadisi'ndeki büyük teknoloji şirketleri artık işe alımlarını dünyanın çeşitli ülkelerinden nasıl yapacaklar? Bunun çok büyük takibinde olmak lazım ve kendimizi bu şirketlerde nasıl uzaktan işe girebilirim? Türkiye'de kalarak nasıl bu şirketler için çalışabilirim? Bunun için şimdiden konumlandırmaya başlamamız lazım. Yani bu teknoloji şirketlerinin şu anda belirli işe alım süreçleri var. Bunlar çok büyük değişime uğrayacak. Dünyanın çeşitli yerlerinde insanlar almaya başlayacaklar. Bu süreçler nasıl değişecek? Bu süreçler nasıl işleyecek? Sizler bu süreçlerde avantajlı olmak için kendinizi nasıl konumlandırabilirsiniz? Ve kendinizi nasıl hazırlayabilirsiniz. Bunun araştırılmasının yapılması çok çok önemli diye düşünüyorum. Ben de zaman içerisinde şu anda hiçbirimizin hakim olduğu konular değil çünkü değişimin içerisindeyiz şu anda. Ben de bunun üzerinde yoğunlaşıp içerik üretmeye devam etmeye çalışacağım. Özellikle bu tarz büyük şirketlerde çalışan arkadaşlarla videolar çekmeye başlayacağım. Dünyanın çeşitli yerlerinden işe alım süreçleri nasıl ilerleyecek bunları anlatmaya çalışacağım ki siz de bunlardan faydalanıp bu tarz şirketlerde çalışma fırsatı yakalayın diye. Çünkü dediğim gibi Türkiye için şu anda çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Buradaki silikon vadisindeki teknoloji şirketlerinin bilgi birikimi, know-how'u vesaire biraz dünyaya artık yayılmaya başlayacak. Türkiye bunun ne kadarını kendine çekebilirse o kadar iyi. Çünkü düşündüğünüz zaman şimdi diyelim ki üniversiteden çıkmış ya da kariyerin belirli noktasındaki insanlar uzaktan da olsa bu şirketlerde çalışmaya başlayacak inanılmaz tecrübeler kazanacak. Ondan sonra ne olacak? Kendi ülkesinde bu bilgiyi yaymaya devam edecek. Kendi girişimini yapacak. Yani e, biz Türkiye'den bu tarz ülkeleri uzaktan çalışma yöntemiyle ne kadar fazla insan sokabilirsek o kadar fazla onların o bilgi birikimini emip kendi ülkemizde bunu dağıtabiliriz diye düşünüyorum. Evet bugün sizlerle paylaşacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur ve keyifli bir video olmuştur. Sizler ne düşünüyorsunuz? Onları da paylaşırsanız altta yorumlarda sevinirim. Benim gibi düşünüyor musunuz? Gerçekten bu tek büyük teknoloji şirketleri uzaktan çalışma iş gücünü artıracak mı? Bunu iyice yaygınlaştıracaklar mı yoksa bu geçici böyle bir e, pandemiden dolayı bir süreç mi? Ve eğer olacaksa hakikaten siz de bunun Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyor musunuz? Bu konular hakkında fikirlerinizi altta yorumlarda yazarsanız ya da başka sorularınız varsa e, ileriki videolarda değinmemi istediğiniz onları da yazın lütfen karşılıklı tartışmaya devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.